Merhaba değerli arkadaşlar bu video içeriğimizde sizlere Bitcoin'de meydana gelmiş olan uyumsuzluğu göstermek istiyorum. Dilerseniz videomuza başlayalım. Video başlamadan önce kanala abone olursanız videoyu beğenirseniz yorumlar kısmından düşüncelerinizi belirtirseniz çok ama çok sevinirim. Ön sıralara sizin sayenizde çıkmış oluruz dostlarım. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bitcoin'de inanılmaz bir şekilde algı operasyonu devam ediyor. Hiçbir şekilde tüm dünyanın gözü önünde ürünün sürekli olarak düştüğünün PR'ı yapılıyor ve bir daha hiç yükselmeyecekmiş bir algısı var. Bakın sizler şimdi inanılmaz derecede Ara tarafında daha önceki boğa dönemindeki uyumsuzluk, negatif uyumsuzluğu göstereceğim. Bu uyumsuzluk sırasında Bitcoin'in şiştiğini söyleyen insanlar da vardı. Mesela biz şu bölgedeyken arkadaşlar birçok arkadaşımızı uyarıyorduk. İşte Bitcoin'e dikkatli olun, dikkatli olun, düşebilir çünkü uyumsuzluklar var vesaire vesaire şeklinde konuşuyorduk. Ama Bitcoin kısa bir sürede düşmedi. Yani neden düşmedi? Çünkü burada birçok insan ürünün şiştiğini görüyor ama bu insanları bir şekilde içeri çekmek için Ciddi anlamda düşüşler yaşanmamıştı ama Finalde buradaki uyumsuzluğun da etkisiyle beraber sert bir geri çekilme Sonra toparlanma burada çok güzel kazançlar elde etmiş, şu yükselişe yakalamıştık arkadaşlar Ondan sonraki süreçte de uzun bir süredir e, gerek Çin'deki emlak krizi olsun gerek Ukrayna Rusya savaşı gerek e, ABD Çin savaşı FTX'in batması Luna'nın çökmesi tüm bu sebeplerle beraber gelmiş olduğumuz lokasyon seviyesi burası ve fiyat 1 yıldır düzenli olarak aralarda yükselişler verse de trend yönü aşağı yönlü olduğunu gördük. Şu an tam tersi pozitif bir uyumsuzluk var bakın buradaki yapı. Daki durum ile şuradaki görmüş olduğunuz yapı birbirini onaylamıyor. Arası onaylamıyor. Yani bu da bize pozitif bir uyumsuzluğu gösteriyor arkadaşlar. Buradan gelebilecek o yüzden yükseliş dalgası na kimsenin şaşırmaması gerektiğini düşünüyorum. Şu an Amerikan borsalarında güzel bir toparlanma var. Bitcoin şu an kasıtlı olarak Amerikan borsaları yükselirken de yükselmeme sebebi şunu söyletmek. Yani Amerikan borsaları da yükseliyor bak Bitcoin yükselmiyor. Yani Bitcoin bir daha yükselmeyecek şeklinde düşünmektir. E şunu unutmayın. Eğer bu piyasada ciddi anlamda kazanmak istiyorsanız ayı döneminde zararına tutamadığınız ürünleri hiçbir zaman için bozmamaktan geçiyor diyebilirim. Özellikle hani bu shitcoin'ler için algılanmasın. Gerçekten bir kullanım alanı olan gelecekte çok fazla insanın yatırım yapacağını düşündüğünüz ürünlerde de terste kaldıysanız bunlar eğer zor günde tutamıyorsanız emin olun iyi günde de iş işten geçmiş olacak. Bibi o yüzden kimse sıyıramıyor. Bitcoin'le rally başlıyor dedikleri nokta ile rally'nin başladığı nokta da aynı olmayacak. Yani fiyat minimum 2x yükseldikten sonra Bitcoin buradan ortalama 26 ve 29 aralığı veya 32-38 aralığı ben 2023 yılında 32 ile 38 aralığını bekliyorum. Bu aralığa geldikten sonra çok fazla insan işte rally başladı uçuyoruz kaçıyoruz söylemlerine başlayacak. Bu dip bölgelerdeyken insanlara bir şekilde e, yeniden yükseliş ataklarının geleceğini söyleyen insanlara herhangi bir şekilde inanç olmuyor. Güven olmuyor. Çünkü piyasa bir yıldır düşüyor. İnsanlar şunu istiyor. Hani ben söyleyeyim alayım ondan sonra her gün yükselsin. Keşke öyle olsa arkadaşlar. Sancılı bir süreç ama benim burada sizler ayı döneminde bir motivasyon bir psikolojik anlamda yanınıza bulunmak için ben bunları söylüyorum. Beni kesinlikle yanlış anlamayın. Çünkü geçmişte buna benzer çok ciddi anlamda düşüşler yaşandı. Bu ilk değil. Son da olmayacak. Daha önce de inanılmaz derecede düşüşleri biz Bitcoin tarafında gördük arkadaşlar veya diğer altcoinlerde gördük. Örnek verecek olursak ben sizlere şimdi birazdan Ripple grafiğini ekranlarınıza getireceğim. Ripple grafiğinde de yani eski bir altcoin olduğu için, major bir altcoin olduğu için Aynı durum mesela şu an AVAX yaşıyor veya diğer birçok altcoin'ler de bu durum yaşıyor. Zannetmeyin ki ilk defa şu anki piyasa koşullarını yaşıyor. Şu an Bitcoin tarafında görüntü bu onu söyleyeyim. Onun dışında diğer altcoin'lerin birçoğunda çok fazla bir karamsar görüntü içerisinde ben şahsen değilim. Bakın örnek olarak sizlere Avax'i e, şu an pardon, Ripple'ı gösteriyorum. Daha önceki 2014 ayı döneminde totalde dip bölgeden aldığımız an bir sonraki zirveye kadar 20x yapması, gerekiyordu zararın çıkması için dostlar. Ondan sonra bakın dibi bulduktan sonra çok sert bir şekilde şu bölgede bir yükseliş yaşadı 2014 2000, 2014 sezonunda ve 8x yaptız Yani zararları ciddi oranda azalttı. Birçok altcoin de şu exit pump dediğimiz olayın yaşatacağını düşünmekteyim. Mega rally 2023'te beklemiyorum ama şu şuna benzer bir e, ciddi anlamda bir yıldır şurada düşmüş olduğu gibi yapalım düşüş döneminden sonra şu şekilde bir içeri çekme operasyon içerisinde gireceklerine inanıyorum düşünüyorum. E, bu bunlar benim kendi düşüncelerimdir. Düşüncelerime göre de yatırım yapmayın. E, onu net bir şekilde söyleyeyim. Bakın şu an kısa vadeli Bitcoin tarafında da şunu söylemek gerekiyor. Ciddi anlamda uyumsuzluklar var arkadaşlar. Buradan gelebilecek bir alım dalgasıyla beraber fiyatın yeniden 17.600 seviyelerine doğru bir atak yaptığını görebiliriz. Oraları zorlayabiliriz. Karamsarlığa düşmemek gerekiyor. Çünkü bakın uyumsuzluklar Bitcoin tarafında mevcut. Aynı zamanda e, bu tarafta baktığımız zaman maddi tarafında da e, artık yavaş yavaş e, yukarı yönlü isteklerin olduğu momentum kazanmamıza yönelik sinyaller geliyor diyebilirim. E, bu bölgelerden yukarı yönlü ataklar beni ciddi anlamda şaşırtmayacak. Onu ekstra olarak belirtelim. Aylık anlamda zaten ciddi dip lokasyon noktalarına çok ama çok yakın bölgelerdeyiz. Benim düşünceme göre. E, bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi aylık anlamda daha önceki e, rally dönemlerinde yaşamış olduğumuz görüntüye çok benzer e, görüntüler e, söz konusu diyebilirim. E, bir yıldır piyasanın düşüyor olması ve yıllık grafikte baktığımız zaman daha önceki kötü yıllık kapanışlar sonrası gelen yükseliş dalgalarını da hesaba katarsak Bitcoin ben 2023 yılında halving öncesi bir toparlanma bekliyorum. O yüzden karamsarlığa düşmeyin. Bakın ben şunu da söyleyebilirim. Düşen piyasada düşecek demesi çok ama çok kolay. Yani kısa zaman düşebilir. Düşecek. Ayı dönemi. Ama bu bu iş öyle değil arkadaşlar. Bu iş sabır işi bu bir. ikincisi de ucuzdan toplama işi ve dibe yakın lokasyonlarla toplamış. En dibi bulamazsınız. Ki emin olun kimse de bu zamana kadar en dibi bulamıyor. Bulamadı da ayı dönemlerinde. Aldıkça nereden alırsınız anında kısa sürede zarar edebilirsiniz. O yüzden ihtiyacınız olmayan rakamlarla bakın e, hayat standartlarınızı etkilemeyecek rakamlarla ev, araba satmanızı asla tavsiye etmem. Fiyat çok düştü diye işte evi satayım, arabayı satayım. Bunu en profesyonel fon yöneticileri dahi bu pozisyonlardan başarılı çıkamıyor. O yüzden asla böyle işlere girmeyin. Kaldıraçlı işlemler kesinlikle kullanmayın. Paranızı ufak gör işte benim 300 dolarım var 100 dolarım var 10 dolarım var 5 dolarım var 1000 dolarım var 2000 dolarım var bu rakamları kesinlikle ufak görmeyin kademeli bir şekilde spot tarafta bakarsanız çok fazla önümüzdeki bir sene içerisinde ben insanların üzüleceğini düşünmüyorum bunlar benim tamamen kendi şahsi düşüncelerim. Ben de bu düşüncelerime göre hareket ediyorum diyebilirim. Şimdi dolar endeksine bakacağız. Bakın dolar endeksindeki o kötü teknik görüntü devam ediyor. DXY e tarafında şu an düşüşler var. Ee, 10 yıllık, 2 yıllık, 5 yıllık Amerikan tahvillerinde de bugün ciddi anlamda %3'lük, %4'lere varan bir düşüş gördük. Yani dolar endeksinin bu bölgelerden geri çekilmesi oldukça olası diyebilirim. Ben DXY e tarafında uzun bir süredir düşüş bekliyorum. Ve bunu finalde de 97-96 seviyesine kadar göreceğimizi inanıyorum. Dolar dominansına bakın, dolar dominansında giderek güç kaybediyor. Ciddi anlamda burada momentum kaybedeceğine yönelik bazı sinyaller var. Özellikle maddi tarafında buradan gelebilecek bir geri çekilmeyle beraber ben 6 seviyelerine kadar. Tether dominansında geri çekilme ve piyasanın kısa süre içerisinde özel önümüzdeki aylarda yani yeni yılın açılışıyla beraber bir düşüş bekliyorum ve bu da bizim piyasayı biraz daha canlandıracaktır diye e, düşünmekteyim. E, Bitcoin dominansına bakalım şimdi Bitcoin dominansı önemli bir direnç seviyesinin üzerinde şu an 42 seviyesinin üzerine atmış durumda. E, daha önce de söylemiş olduğum gibi 43 seviyeleri kadar bir yükseliş gelebilir Bitcoin dominansında bu noktaları kırarsa bu biraz sıkıntı olabilir yani e, bitcoin dominansındaki bu 48-50 aralığını bizlere gündeme getirebilir bu bölgeye çok ama çok dikkat etmek lazım 48-50 aralığı bana göre altcoin'lere yatırım yapmak ve alttan eklemek maliyet düşürmek için güvenli bölgelerden bir tanesi finalde ben bitcoin dominansının 23 seviyeleri ve 18 seviyelerine kadar düşeceğini düşünüyorum bu da Alt yatırımcıların çok ama çok mutlu edecek bir senaryo diyebiliriz ama Onu bu uzun vadeli bir analiz yani bugünden yarın olacak diye bir şey yok Bu belki 2 sene içerisinde olacak bir Benim tahminim Onu da o zaman Yani gün geçtikçe haber akışları değiştikçe yeniden değerlendirmeye alacağım dostlarım e, Likidasyonlara bakalım bakın şu an ciddi anlamda likiltesi sıfırlanmış neredeyse bir piyasa içerisindeyiz Çok fazla likilte dahi anlamayın İnsanlarda para kalmadı 4 milyon dolar bitcoin'e likidasyon alınmış bugün Gün içerisinde e, Yani kaldıraçtan uzak durun Gerek yok spot bakın kademeli bakın arkadaşlar. Size söyleyeceğim en önemli şeylerden bir tanesi bu. Ripple ve Dogecoin'de ciddi anlamda hacim devam ediyor. Bunlar halen de hacim sıralamasında alt sıralara düşmedi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.